getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün hızlı hızlı devam edelim çünkü ekip arkadaşlarım çok sayıda bant hazırladılar. Hepsini izleyeceğim. Bir bağlantımız da olacak. Kiminle olacak? İşte şu an cezaevinde olan 80 yıl cezası kesinleşen Ahmet Taşkın'ın babası da az sonra canlı yayınımızda olacak. Bir röportaj da verdi. Çok önemli iddiaları var. Ben hemen sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. En büyük iddiası da Nezen'in, Nurullah'ın da Büşra'nın da tanıdığı yönünde. Ve onlarla beraber görüşüyorlardı diyor. Muhabirimiz Pembe Koç, Nevşehir'de Nezen Germeyen cinayetinin kilit isimlerinden biri olarak anılırken bugün Lütfiye Gündüz'ün kaybında da tekrar karşımıza çıkan ve şu anda cezaevinde olan Ahmet Taşkın'ın babasıyla beraber. Az sonra onun açıklamalarını izleyeceğiz. Dediğim gibi özellikle Nurullah'ın ve kız kardeşinin Nezen'le o dönem samimi olduğunu iddia ediyor. Bizzat gördüklerini söylüyor. Ama öncesinde size bir güzergah izletmek istiyorum. Bu 30 Nisan 2013 tarihiyle ilgili. Oturmayan şeyler var. Baştan söyleyeyim. Biz bütün bu güzergahı yaparken buradaki konuklarımızın ifadelerine dayanarak biz bu güzergah bandını hazırladık. Evet, bazı noktalarda bu HTS kayıtları dediğimiz, yani telefon sinyallerinin verildiği yerler bazı noktalarda doğrulanmasına rağmen benim kafama yatmayan orada saatler var. Özellikle Yasin'in anlattıklarıyla ilgili kafamda oturmayan noktalar var. İzleyince daha net ortaya çıkacak. İsterseniz önce bir güzergah bandımızı izleyelim. Lütfiye Gündüz'ün son günü. Kaybolduğu gün Lütfiye'yi 18.23'te aramış. 3-4 kişinin içinde Ahmet Taşkın'ı ben gördüm. Öldürecekleri beni dedi. Bunu net de net söyledi. Mavi gibi bir arabaydı böyle. Son surat gitti arabanın Müge Hanım. Ondan sonra bir daha da göremedim. Her şey aslında Lütfiye Gündüz'ün kaybolduğu 30 Nisan günü yaşananlarda gizli. Polis operasyonuyla alındıktan sonra saatler 16.00'ı gösterirken serbest kalan Lütfiye, Lütfiye'nin boşandığı eşi Duran, arkadaşı Müberya ve Müberya'nın eski eşi Şefik'le birlikte adliyenin hemen arkasında bulunan evlerine geliyorlar. Saat 8.30-9 arası oldu. Lütfi ablam telefonu çaldı. İçeriye geldi. Ben işe gidiyorum dedi. 3 kişiler dedi. Beni dinlemedi. Gitti. Lütfiye'nin arabayla gittiği tahmin edilen bu ilk çıkışının hemen ardından Müberya ve eski eşi Şefik kendi evlerine gitmek için evden ayrılırlar. Saat 22.25 sıralarında Nevşehir Çarşı'da Yasin'le buluşan Lütfiye, Kasaplar Çarşısı bölgesinde Ahmet Taşkın ve yanındaki kişilerle de buluşur. O koşa başından çıkarken 3-4 kişinin içinde Ahmet Taşkın'ı ben gördüm. Kasaplar Çarşısı'nın içine girdiler. Ablam geldi. Yasin'di, ben buradayım. Ben de abla bu taraftayım dedim. Öğretmen evinin oradan. Adliyenin arkası zaten 15-20 dakikalık mesafe. Tamam, yürüye yürüye gittiniz eve. Yürüyerek gittik. Saat 23 sıralarında evinde olduğu anlaşılan Lütfiye Gündüz sadece 7 dakika sonra evinin önüne gelen Mustafa'nın arabasına binerek evden ayrılır. Tedirgin bindi ya arabaya. Dedi ki peşimdeler dedi. Öldürecekler beni dedi. Bunu net de net söyledi. İkili arabayla Ürgüp yolu üzerindeki bağ evine giderler. İşte burada bir süre kalırlar. Mustafa Destebaşı'nın savcılıktaki ifadesine göre eve doğru tekrar yola çıkarlar. Hemen belirtelim, bağ evinin bulunduğu bu yerdeki konumla Lütfiye Gündüz'ün o dönemde yaşadığı eski adliyenin arkasında bulunan ev arasında 4.4 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Ve bu mesafede arabayla yaklaşık 5-6 dakika içerisinde rahatlıkla gelinebilecek bir mesafe. Burada araya gireyim, laf sonra karışıyor unutuyorum. Bu bağ evinin sahibi denilen Cengiz Bey'le de konuştuk. Cengiz Bey çok üzgün adının böyle bir konudan dolayı geçmesinden ötürü.
Ve diyor ki ben ne anahtarımı verdim. Verme dedi. Ne ona git dedim ne beni gideceğim diye aradı. Bağ evine götürdüğünü söylüyor ama benim bağ evime gelmedi. Evet. O bağ evi de öyle anlattığı gibi böyle kadınlarla falan buluşulan bir yer değil. Bizim hafta sonu ailece gittiğimiz, piknik yaptığımız ailemizin hafta sonu kullandığı bir yer diyor. Yani siz böyle hani böyle burada böyle konuşmalar geçti, siz de söylediniz o bağ evlerinde fuhuş olur, şu olur, bu olur falan. Adam diyor ki benim ne alakam var fuhuşla falan. Ben ona araç edemedim. Orada oluyor ama başkaları tamam götürüyor. Ama benim diyor kapım da kapalı diyor adam. Benim diyor kapım kilitli. Benim kapımın içinde kimse giremez ki diyor. Yani benim o yeni bağ evim... o sene değil. Yeni yapıldı. Ben zaten bağ evine götürmedim Müge abla. Ben zaten bağ evine götürmedim. Benim istikamet daha yakın. Bak bu 3 dakika diyor ya gidip gelmesi. Benim... Orada da belirtiyorum. Ben bağvene, ben oran yani o mevkide olduğu için öyle dedim. Cengiz'in tamam, bağvene gidelim. Cengiz'in ben... bağvene gidelim diye çıktık. Tamam. Siz ifadenizde o ismi verdiğiniz için evet, ben de tamam. söylemiştim. O da diyor ki benim kafam kilitli. Ben oraya çoluğumla, çocuğumla, ailemle giderim. Hafta sonu giderim. Benim de çiftliğimin, bağ evimin falan bu konularla ne alakası var diye. O da bir isyanda onu da dile getirmek istedim. Yani siz de gitmediğinizi söylüyorsunuz şimdi. O civara gitmişsiniz. Şunu söyleyeyim de hanımefendi şeyim kalmasın. Şimdi bunun şoförü var Kemal. Kendisi çok iyi bilir. Ve benim gittiğimi de oraya çok iyi biliyor. O da biliyor. Kemal. Ben Bağven'e gitmedim. Sadece onunla gittim. Bir de bunun bu yanlarında çalışan ortakları var. Arabalı satarlar. Ufak böyle bir adam hatırlıyorsa. O da vardı. Üçümüz beraber gittik. Bana dedi ki bu Kemal abi. Bu Bağvi kimin dedim. Bu dedi Cengiz abinin dedi. Ya takılacağın zaman dedi, kep başına gel, adam gibi gel, burada dedi, otur. İşte ye iç, çek bu git, fazla da gelme dedi. Tamam abi dedim, ben o gün o bağ evine gitmedim. Bak, şunu demek istiyorum. İsim vereyim. Bağ evine. Ve arası bayağı uzak. Eski otelden bahsediniz. Yeni Çeşme mevkiinin oradan girdim. Hatta orada kamera vardır. Nasıl kamera vardır? Orada engelli çocuk bakım evi var. Hayırsever bir iş adamımız rahmetli o yaptırdı. Rasim Üzer. İsim vermeyelim diyordu. Onun oradan girdim. Rasim Üzer'in karşısındayım ben. Çıktım böyle. Orada bir tepe var böyle. Hafif. Oraya çıktım. Orada durdum ben. Anladım. Yani orada kamera varsa direkt gözükür. Benim oradan çıktığımda gözükür. Mobese'de görür. Anladım. Zaten siz ifadenizde o kişinin bağ evine gittiğini söyleyip yazdığınız için. Ben o bağ evine gideceğim diye çıktım dedim Sayın Savcımız. Ama ben oraya gitmedim. Anladım. Tamam. Burada söylemiş oldunuz. İfadeniz evet, öyle olmadığı evet. için o kişiler de bize bunu söyledi. Devam edelim. Arabayla Ürgüp yolu üzerindeki bağ evine giderler. İşte burada bir süre kalırlar. Mustafa Destebaşı'nın savcılıktaki ifadesine göre eve doğru tekrar yola çıkarlar. Hemen belirtelim. Bağ evinin bulunduğu bu yerdeki konumla Lütfiye Gündüz'ün o dönemde yaşadığı eski adliyenin arkasında bulunan ev arasında 4.4 kilometrelik bir mesafe bulunuyor ve bu mesafede arabayla yaklaşık 5-6 dakika içerisinde rahatlıkla gelinebilecek bir mesafe. Getirdim, bıraktım. İkilinin saat 24.00 sıralarında Lütfiye'nin evine döndükleri ve Mustafa'nın buradan ayrıldığı biliniyor. Ve bu saatten itibaren Lütfiye'den haber yok. Gece saat 24.00'dan sonra bilinen tek şey Lütfiye Gündüz'ün telefon bazının son kez Avanos Saruhan yolu üzerinde sinyal verdiği, Lütfiye Gündüz'ün o gece kim ya da kimler tarafından ortadan kaldırıldığı henüz meçhul. Şimdi ya saatleri çok geriye almak lazım. Yani bildiğimiz buradaki saatlerden anladığımız Mustafa Bey'in Lütfiye ile konuştuğu dakikalar net. Ve size geçen gün de söyledim. Yani bunların hepsi maddi delildir. Yani bu baz istasyonları, telefon aramaları. Yani ben öyle konuştum, buna öyle dedim falan filan. Onlar izafi şeyler, üzerinden geçmiş 8 yıl. Ama bütün bu baz istasyonları kayıtları, telefonla aramalar, aranmalar, bunların hepsi maddi delildir. Yani bunun üzerine ben ama aramadım. Aradın. Aramış mısın kardeşim, çıkmış mı sinyalde? Maddi delil. Sen istediğini söyle artık, hikayeye geri kalan. Mişli geçmişin hikayesi. Şimdi bildiğimiz şey Mustafa Bey'in evden aldığı. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman
O zaman eğer Ahmet Taşkın'ı da siz o et pazarının orada gördüğünü söylüyorsanız Yasin Bey, demek ki orada öyle gidildi de dört adamla da buluşuldu da geriye dönüldü falan gibi bir vakit kalmıyor. Üstelik sizin anlattığınız Duran Bey'le Müberya'nın yani telefon geldi mavi bir arabayla çıktı demesiyle de uyuşmuyor. Müberya, senin de bunu görmenle uyuşmuyor. Çünkü yani gelinip alındığı saat 23.30. Siz diyorsunuz ki yemek zaten yedik, çay içtik, karşıda. Evden adliyeden geldikten sonra tamam. Adını bana dedi 3 kişi var müşteri. 6'da bırakılmış. Müge Hanım. He. Efendim. Özür dilerim. Yani şimdi ben görmedim mavi arabaya binip gittiğini yani. Ben bayanı bıraktıktan sonra bunun sinyali Avanos yolunda verilmiş mi o gece? Evet. Tamam efendim. Tamam. Yani ben o diyeceğim günü, bu kadar. Konuşabiliriz. O günü Müge abla yani ben mavi arabaya bindiğini gittiğini görmedim yani. Ama evde çıktı. Çıktı ama mavi arabaya mı bindi, beyaz arabaya mı bindi onu görmedim ben. Bak tutmuyor birbirinizle. Şimdi burada üçünüz Yasin'in, Duran'ın, senin verdiğin ifadeler birbiriyle örtüşmüyor. Şefik'le de bağladık. Şefik'inki de hiç örtüşmüyor. Şefik hiç eve bile gitmedik diyor. Yani sizin dördünüzün verdiği, yaptığı açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor. Saatler de tutmuyor. Yani Pembe sizin anlattıklarınıza göre böyle bir güzergah çizdi. Evet. Ama bu et pazarı, ev... Avanos üçgeni tutmuyor. Saat olarak tutmuyor. Ya da şöyle bir şey olabilir. Yani birisi gelir kapıdan alır götürür tekrar geri bırakır falan Ahmetler anlarım. Ama öyle ben oradan yürüdüm. Oradan da 15 dakikada eve tekrar yürüdük. Onlar olmuyor. Ya öyle bir vakit yok. Arada öyle bir zaman şeyi yok. Zaman olarak siz oturtabildiniz mi kafanızda? Hani yine doğru söylenmiyor. Ben adım gibi eminim. Şu anda çok rahatladım. Niye? Çünkü artık sen ispatlayacaksın bunu Müge Hanım. Buna da inanıyorum yani. Çünkü ben Avanos'a gitmedim. Ben evime gittim. Anladın mı? Bu saatten sonra ne sorarsan sor kabulüm. Ben sen dedin ya baz istasyonu o seninle beraberken kesilmişti. Ben orada çok korkmuştum. Çünkü zalimin şerrinden korusun kurban oldum ya Rabbi. Ben biliyorum bana bir ceza verdi Allah. Ben onun farkındayım. Siz Avanos'a giderken oruç tutmazsan, namaz kılmazsan ceza olur. Sen Avanos'a giderken bunun sinyali Avanos yolunda çalıyor dediniz ya. Ben bitti tamam. Artık konuş. Herkes artık ne söylerse söylesin. O ispat olacak. Benim eve gittiğimde ispat olur. Çünkü benim evimin yol tarafı hep MUBES'e kaynıyor. Ya orada şöyle bir şey olmuş. Sizin telefonunuz bir daha hiç sinyal vermemiş ertesi güne kadar. Ben ona şaşırıyorum. Ben hayatımda telefonu da kapatmam Müge Hanım. Evet. Belki işe gidecek. Belki şarjı muhtemelen şarj bitmiştir. Çünkü ben sabah da yine bilmiyorum. Ya Mustafa Bey, şimdi böyle söylenmesi çok riskli ve söylememem de lazım biliyorum ama. Söyle. Çünkü insanların ne yazık ki yüzüne bakıp hissettiğin daha sonra doğru çıkmayabiliyor. Yani bu sadece burada programla ilgili değil. Sosyal yaşamda da yani birini çok düzgün buluyorsun. Bakıyorsun Allah'ın İnşallah. Cezası çıkıyor ya da ablacığım, tam tersi oluyor. Ablacığım ben kendimi biliyorum. Fakat böyle hani İbrahim Tatlıses olacaktım falan filan diyen hani şarkı söyleyen bir insanın. Yani en azından bu işlere karışmasını ben ümit etmem. Ablacığım ben de ümit etmem. Biz zaten biz... Yani burada bütün bu konuşulanlar için de sen işte... sizin deyiminizle söyleyeyim zamparalık yapmak için yola çıkmış bir insansınız ama... Sizin de biraz öfke kontrolsüzlüğünüz var bunu kabul edin. Ben öfke kontrolsüzlüğüm var ama ben öfkeyi kontrol ettiğim zaman benim kinim olmaz. Benimki o dakika. 10 dakika sonra geçer. Bunu kime sorarsanız sorun Nevşehir'de. Yani onlar da beni tanıyorlarsa Allah rızası için anladılar. Beni ve bu saat beni o kadınla Nevşehir'de bir Allah'ın kulu bu zamana kadar gördüyse o da çıksın söylesin. Gene kellemi kessin burada. Yani Mustafa Bey bakın ben size şöyle söyleyeyim. Sizin hani şanssızım diyorsunuz ama şöyle bir şansınız var. Evet. Siz dediğim gibi bu dosyanın aslında baş şüphelisisiniz. Evet. Son görüşen kişisiniz. Sizin yanınızdan sonra bir daha kimse tarafından görülmüyor en azından anlatılanlara göre. İlk şüpheli sizsiniz. Evet. Fakat o gün görüştüğü ve konuştuğu sizden daha o kadar azılı insanlar var ki size insan aklında sıra getiremiyor. Ha, olur mu olur yani hiç fark etmez o kimin ne yapacağını garantisini ben veremem. Ama ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.